Madem ki Hakk'ın bize vaat ettiği haktır, Şark'ın ezeli, eceli yakındır, doğacaktır. Yıl 2012, Aralık'ın 19'u. Bir güneş doğdu kitabın orta yerinden. Bak, yükselen Hüdapar'dır. Adem'den, Ruhban, İbrahim'den miras kalan bir davam vardır. Mevlana'dan, Fakih'den, Cezeri'den, Rabbani'den, Mevlana Halid-i Şehrezuri'den, zamanın bed'i sabit-i kurdi'den, Akif'ten. İnna enzelnâhu fî leyletin mübâreketin innâ künnâ münzirîn. Bu şehrin saygıdeğer halkı, ikinci Oğuz programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hüdapar Eskişehir'de gençlik kolları olarak bayrağı devraldığımız ilk günden bugüne var gücümüzle çalışıyor ve Eskişehir'li gençlerimize partimizi ve davamızı anlatıyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin ve mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla mahallelerimizde park buluşmaları gerçekleştirdik. Gelin tanış olalım temasıyla tüm ilçe teşkilatlarımızın bulunduğu ilçelerde halkımızla tanışma programları gerçekleştirdik. Bugün normalde büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirmeyi düşündüğümüz kongremizi işgal çetesi Siyonist terörist İsrail rejiminin Gazze'de uyguladığı insanlık dışı uygulamalar ve soykırım nedeniyle hüzün ve öfkeyle gerçekleştiriyoruz. Buradan Filistinli mücahit kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Gazze özelinde Filistin coğrafyasında yaşananlar aslında 7 Ekim Aksa tufanı ile başlayan bir süreçten ibaret değil. Bunu eskilere götürdüğümüzde belki 1800'lü yıllar, 1900'lü yılların başları, özellikle Sykes-Picot Anlaşması ve 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile başlayan 1948'de 14 Mayıs'ta büyük felaket olarak bizim adlandırdığımız bu meşhum rejimin sözde ilanıyla devam eden ve 1948'den bugüne kadar da 75 yıldır aralıksız, kesintisiz, sistematik bir şekilde devam eden bir katliam, bir soykırım sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla mesele bugünün meselesi değildir. Nedir mesele? Filistin topraklarındaki bu fiili işgal dediğim gibi 75 yıldır devam ediyor. Bu 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı operasyonundan önce de her gün Filistin'de kadınlar, çocuklar, yaşlılar bir şekilde katlediliyor, mahrum ediliyor, sosyal hayattan tecrit ediliyor. Topluca bir açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de ve Filistin coğrafyamızın diğer noktalarında, Batı Şeria'da, diğer bölgelerde zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan bir halktan bahsediyoruz. Bu kardeşlerimiz bir asırdır bu kuşatmayla karşı karşıya. 2006'dan bu yana biliyorsunuz Gazze'nin üzerinde havadan, karadan ve denizden uygulanan bir abluka var. Oraya havadan giremiyorsunuz. Denizden ulaşamıyorsunuz. Karadan hiç giremiyorsunuz. Uzunlamasına 45 kilometre, enlemesine yaklaşık 10 kilometrelik bir toprak parçasından bahsediyorum. Ve orada 2,5 milyon insan hayat mücadelesi veriyor. Hayatta kalma mücadelesi veriyor. Niçin?
İşte bu niçini anladığımızda işi fehm etmiş olacağız aziz kardeşlerim. Bu mesele sadece bir avuç toprağı muhafaza etme meselesi değil. Bu mesele Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresinin 1. ayeti kerimesinde ifade buyurduğu üzere "Bârekna havlehu" diye ifade ettiği, etrafını mübarek kıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani içine Gazze'yi, Kudüs'ü, Filistin topraklarını ve civarını alan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla verilen mücadele sadece orada bir Hamas'ın, bir siyasi hareketin veya bir teşkilatsal yapının varlık mücadelesi değil. Filistinli kardeşlerimizin işgal edilmiş topraklarını muhafaza etme mücadelesinden ibaret değil bu mücadele. Bu mücadelenin bir de bütün Müslümanları ve insanlığı ilgilendiren yönleri var. Orada verilen mücadele aslında ümmetin kutsiyetini muhafaza etme mücadelesi. Çünkü bizim ilk kıblemiz İslam aleminin 3. harem-i şerifi Mescid-i Aksa Kudüs'tür. Oranın kutsiyetini muhafaza etmek her Müslümanın boynunun borcudur. Ama maalesef bugün 2 milyara aşkın İslam dünyasından işgal ve esaret altında olan Mescid-i Aksa ile ilgili kayda değer bir ses duyamıyoruz. Bir adım atılamıyor. İşte bu kardeşlerimiz sadece bir toprak mücadelesi vermiyorlar. Bununla birlikte ümmet adına orada bizim kutsallarımızı, kutsallarımızın mahremiyetini muhafaza etme mücadelesi veriyorlar. O açıdan bu mücadeleyi bu şekilde biraz farklı, geniş bir perspektifle değerlendirmek lazım. Peki bu Aksa tufanı ile başlayan, 7 Ekim sabahı ile başlayan süreç ne anlama geliyor? Şimdi bu 7 Ekim üzerinde çok tartışma var. Daha doğrusu algı operasyonları. Ne diyorlar bizim, yani Batılıların ne dediklerine çok girmeyeceğim çünkü bunların ne olduğu belli. Amerika'nın bu meseleye nasıl baktığı belli. İngiltere'nin nasıl baktığı bakacağı belli. Fransızların, bütün batılı güçlerin, hatta uzak doğudaki işte bu Siyonist devleti, Japonların ve diğer bütün küresel güçlerin Filistin coğrafyası ile ilgili emelleri belli. Ama buna rağmen bütün dünyayı kandırıyorlar şu an. Maalesef bizim memleketimizde de buna kanan çok sayıda kişi var. Ne diyorlar televizyon ekranlarında, tartışmalarda denk geliyoruz bazen. Efendim Hamas suç işledi. Niçin? Durup dururken, ortada hiçbir şey yokken bir sabah Tel Aviv'e füze yaptı. Ortada hiçbir şey yokken. Sivillere hedef almış. Dolayısıyla bu bir terör eylemidir diyerek insanlarımızın zihinlerini manipüle etmek, onların zihinlerini ifade etmek, verilen mücadelenin kutsiyetini düşürmek için bu dili kullanıyor. Ya bir tane de aklı başında bir adam çıkıp, kardeşim, Filistinliler 75 yıldır ölüyor. Çoluk çocuk demeden katlediliyor. Şöyle bir şey duymuştum. Filistinli bir anne ister ki 6 çocuğu olsun. 6 çocuğu. İkisi zaten işgalcilerin saldırılarında ölecek. Şehit olacak. İkisini eğitim için ayıracak. Diğer ikisini de ailenin geçimini temin etmek için düşünüyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ortamda bu Filistinli kardeşlerimizin 75 yıldır neredeyse yılda bir geniş çaplı hava operasyonlarıyla, saldırılarıyla binlerce kardeşimiz çoluk çocuk demeden katlediliyor.
her gün yerleşim yeri adı altında topraklara işgal ediliyor. Filistin haritasını hepimiz biliyoruz değil mi? 1948'den 2023'e kadar nereden nereye geldiği belli. Böyle bir tablo ortadayken Filistinli kardeşlerimiz Avrupa'da boykota tabi tutuluyor. Dünyanın oraya irtibatı, teması yok. İnsani bir takım yardımlar dışında. Siyaset yapamıyor. Seçilmiş hem de Filistin halkının önemli bir desteğini alan Hamas hükümetten zorla düşürülmüş. 2006'dan beri Filistin'de devlet başkanı seçimi gerçekleştirilememiş. Dünya Birleşmiş Milletler tarafından Filistin tanınmış. Gözlemci devlet statüsünde kabul edilmiş. Ama buna rağmen oradaki vaziyette hiç kimse müdahale edemiyor. Batılılar bu saldırı günlerinde bile Amerika'nın başkanı, İngiltere'nin dışişleri bakanı, bütün yetkilileri Abdel Terav'e getirdiler. Netanyahu'yla yan yana fotoğraflar verdiler. Ne mesaj veriyorlar bunlar? Ey Filistin, ey İsrail, ey Netanyahu, sen işine bak. Birleşmiş Milletler kararıymış. Efendim, ceza mahkemesiymiş. Bunların bir önemi yok. Sen bombardımana devam et. Ne de olsa Beşli Çete hazır. Birleşmiş Milletler'den hiçbir karar çıkmaz. Çıksa bile bugüne kadar uygulanmadı. 1947'den bugüne kadar 200 tane Birleşmiş Milletler kararı var. Hangisi uygulanmış? Hem de 1947'de çıkarılan karar iki devleti çözümü öneren bir karar. İşgalci İsrail'in bu şebekenin işgal ettiği bütün topraklardan derhal çekilmesini öngören bir, kayıt altına alan bir karar. Ama buna rağmen kimsenin bilmiyor. Bir tarafta böyle bir tablo var. Öte tarafta 56-57 İslam ülkesinden bir tane devlet başkanını geçtim. Dışişleri Bakanı, hükümet düzeyinde bir adam, birkaç adamımız veya yetkilimiz Gazze'ye inip orada Hamas'ın yetkilileriyle, Filistin yönetimiyle bir fotoğraf veremiyoruz. Verdim kimseyi incitmek değil. Bu bizim halikül melamimiz. 2 milyara aşkın İslam dünyası hürmetlerini muhafaza eden 2,5 milyon Gazze'liye sahip çıkamıyor. Bu bir utanç değil mi? Allah için. Bırakın oraya inip yan yana fotoğraf vermeyi. Buradan insani yardımla havadan zaten götüremiyorsunuz. Mısır'dan, kara sınırından gönderdiğinizde bile İsrail'in izni olmadan o araçlar oraya giremiyor. Yazık değil mi? Şimdi fazla söze hacet yok.